أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم واعف عنا يا كريم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي المكرم صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar, Efendimiz aleyhissalatu vesselama sonsuz salavat-ı şerifeler olsun. Cenab-ı Allah Mevlamız bu mübarek cuma gününün hayrını, bereketini hissedebilmeyi, o bereketi bir sonraki haftaya taşıyabilmeyi, o bereketi, o rahmeti evlerimize taşıyabilmeyi, çalıştığımız işhanelerimize, ticaret hanelerimize getirebilmeyi ve bu şekilde bir haftayı tamamlayabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin inşallah. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek cuma günü ile alakalı o gün öyle bir an, öyle bir lahza vardır ki kim o ana, o dakikalara duasını denk getirirse veya kimin duası o dakikalara denk gelirse Allah Teala muhakkak ki o duayı kabul eder diye buyurduğu o anları dua ile geçirebilmeyi, istiğfar ile geçirebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin inşallah. Bize yaptığımız alışverişlerde bugün günümüz dünyasındaki ticaret anlayışında bu anlayış vardır. Mesela bir şirket der ki şu günler arasında indirim olacaktır veya bir gün içerisinde şu saatler arasında şöyle bir indirim uygulanacaktır dendiği zaman ne yapıyoruz? Hepimiz o an, o dakikayı bekleriz ki karlı bir alışveriş olsun, güzel bir alışveriş olsun diye. Ki bir mümin olarak da fazla dünyaya meyletmemek şartıyla bu tür şeyleri takip etmesinde herhangi bir problem yoktur. Ki dünya hayatında böyle ise ebedi saadeti bize kazandıracak, mutluluğu bize kazandıracak ahiretle alakalı bir meselede öyle bir an, öyle bir dakika var ki Allah o anda bütün duaları kabul ediyor. Bir kere bize böyle bir müjde verilmiş. Biz ne yapacağız demek ki bu cuma gününü dünkü geceden itibaren bugün ikindiye kadar ne yapacağız? Her an duayla, istiğfarla geçireceğiz ki, gayret edeceğiz ki belki yapmış olduğum o dua, yapmış olduğum o ifade Allah Teala'yı razı eder ve benim duamı kabul eder. Hani yemeklerde de böyledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki yemeklerinizi yedikten sonra o tarafında, bu tarafında tabağın, sofranın kırıntı kalmasın. Niye? Çünkü bilemezsiniz ki bereketi nerededir. O berekete talip olduğumuz için o kırıntıları yiyoruz. Yoksa karnımız doymadığı için değil. Sırf o bereket olsun, o bereket benim mideme, benim efendim vücuduma girsin ve bana bir bereket versin. İşte o bereketle beraber ben ne yapacağım? Rabbime, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a daha bağlı, imtisali, ihtisamı daha güzel bir şekilde bir mümin olacağım. İşte bu manada biz bu cuma günleri ne yapmamız lazım? Çok güzel bir fırsat bilerek en güzel şekilde bir mümine, bir Müslümana yaraşır şekilde ne yapacağız? O anı, o dakikayı kollayacağız. Şimdi biz Müslümanlar olarak, Allah Teala'ya iman eden kimseler olarak, Allah Teala bize 5 vakit namazı farz kılmış. Bunun haricinde pek çok şeyi bize farz kılmış. Ve sırf bizim için bize zarar verecek olan şeyleri bize haram kılmıştır. Biz de kendisine inanan müminler olarak, bize farz kılmış olduğu şeyleri en güzel şekilde yerine getirebilmek için gayret gösteriyoruz. Allah Teala'nın ve Resulü'nün bize haram kıldığı şeylerden de uzak durmaya gayret ediyoruz ve uzak duruyoruz.
Şimdi bu emirlerden bir tanesi namaz. Peki bu namazın, hızlı geçeceğim, bir konuyu bir yere getirmeye gayret edeceğim. Bu namazın eda edilme şekli vardır. Mesela ilk namaz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a emredildiğinde, yani Cebrail Aleyhisselam'ın Allah Resulü'ne namazı öğrettiğinde nasıl öğretti? Tek başına kılarak mı, cemaatle kılarak mı? İlk öğretilen namaz nasıl oldu? Cemaatle oldu. Onun için bizim alimlerimiz demişlerdir ki bir insanın cemaatle beraber namaz kılması eda-i kamildir. Yani tam manasıyla Allah ve Resulü'nün demiş olduğu şekilde eda edilmiştir. Yani görev yerine getirilmiştir demektir. Bir de var ki eda-i nakıs, yani tam olmadı ama oldu. Yani %100 olmadı ama %90 oldu. O da kişinin tek başına kıldığı namazdır. Eğer biz namazlarımızı tam manası eda-i kamil dediğimiz, yani Allah ve Resulü'nün bizden istediği şekilde eda etmek istiyorsak, bu cemaatle olacak. Bugün daha yeni okudu. Bir insanın cemaati terk etmesinde, insanların cami cemaatini terk etmesinde çok büyük problemler var. Bakın Allah Teala bize her gün müminler olarak bir araya gelmemizi ne yapmış? Emretmiş. Müminler her hafta bir araya gelecekler. Müminlerin bir araya gelmeleri farzdır. Bu şu demek değildir. Gel camiye, otur camide, hocayı dinle, ondan sonra hutbeyi dinle, ondan sonra çık git. Tamam, bunlar elbette cumanın birerleri hükümleridir. Bir de bu cumanın bir hikmeti vardır. Bu cumanın hikmeti nedir? Ya ben yanımda bir Müslüman oturuyor, onunla beraber ben bu cumanın hikmetini yerine getirebilmek için çalışacağım. Bir Müslüman kardeşimle beraber, tanımıyorum etmiyorum ama aynı Rabbe secde ediyoruz. Aynı kıbleye dönüyoruz. O da Muhammed Mustafa dendiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Benim bu kardeşimle beraber tanışmam lazım. Cuma'nın hikmetine uygun bir şekilde hareket etmem lazım. Bizim bir araya gelişimiz insanların otobüs duraklarında bir araya gelişi gibi değildir. Dikkat edin, otobüs duraklarında kalabalık vardır ama kimsenin kimseden haberi yoktur. Kim hangi otobüse binecek? Herkesin kendi kafasında bir hikayesi vardır. Planlamış olduğu bir planı vardır. Fakat bizim camiye gelişimiz bu şekilde değildir. Biz bu camiye gelirken planlı bir şekilde geliyoruz. Bir olmak için, beraber olmak için, dertlerimizle, dertlerimizi bir araya getirip onlara en güzel şekilde nasıl izah ederiz onu konuşmak için bir araya geliyoruz. Haftada bir araya geleceğiz. Sıla-i Rahim niye farzdır? Ya bir insanın akrabasıyla beraber ilişkisini kesmesi helal değildir. Bu dini bir mesele olmadığı müddetçe. Allah Teala sıla-i rahim bize niye emretmiş? Müminler birbirlerinden kopmayacaklar. Peki Allah Teala yalanı, dedikoduyu, gıybeti, bunların hepsini niye haram kılmış? Çünkü bu müminlerin arasını bozuyor. Müminlerin arasını dağıtıyor. Benim yanımda bir insanın başka bir insanın hakkında konuştuğunda onun elinden tutup bunu yapmaman gerekiyor dediğimde ben ne yapmış oluyorum? Sen müminlerin arasına fitne sokuyorsun. Birbirlerini seven insanların veya birbirlerini sevmesi gereken insanların sevgisini yok ediyorsun. Bakın bize bu şekilde haram kılınan bütün ahlaki değerlerin temelinde bu kardeşliği bozacaktır. Ali Ulvi Kurucu diye bir hoca efendi vardır. Allah rahmet eylesin. Medine'de metfundur. Medine'nin sahibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a da salat ve selam olsun. Ali Ulvi Kurucu Konya'da çok büyük bir aileden gelen bir hoca efendidir. Dedesi de hocadır, babası da hocadır, amcası da hocadır. Hatta hatıratı vardır. 4 cilt kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Konya'da diyor, benim babam, amcam sadece 2 hoca kaldılar diyor. Konya'da babam, amcam 2 hoca. Biri bir camide vaaz ediyor, biri bir camide vaaz ediyor diyor. Düşünün, birisi İskenderpaşa'da vaaz ediyor, birisi burada vaaz ediyor. Diyor ki ben amcamın dersine katıldım diyor. Estağfurullahalazim, amcası değil, başka bir hoca. Çok özür diliyorum, başka bir hoca. İskenderpaşa'da vaaz ediyor, diyor ki benim amcam da bir camide vaaz ediyor. Ben diyor, amcamın vaazına değil de diğer hoca efendinin vaazına katıldım diyor. İskenderpaşa camiine gittim diyor. Orada gittim, hoca efendi diyor vaazda amcamı kötüledi. İsmini vererek, o hoca şöyle bir hocadır, onun vaazı dinlenmez gibi böyle bir takım şeylerle beraber amcamı kötüledi diyor. Bu da tabii ben onun yeğeniyim. Yani kalabalıkta belki beni görmedi ama bu şekilde konuştu. Ben de diyor tabii bu bir maharetmiş gibi bunu aldım amcama getirdim.
Amca selamun aleyküm, aleyküm selam. Falanca hoca efendi, Konya'da zaten iki hocasınız. Vaaz eder ki seni cemaate ne kadar kötü bir hoca olduğunu, sohbetinin dinlenmemesi gerektiğini söyledi. Ha diye söyleyince diyor amcam hiddetlendi. Dedi ki sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şu Konya'da iki tane hoca kaldık. Sen iki kalan bu hocayı birbirine düşürme gayreti içerisinde misin? Senin ne yaptığından haberin var mı? Dedi ve beni kovdu diyor. Ben zannettim ki bunu söylediğim zaman bana bir hediye verecek veya bana aferin oğlum diyecek. Fakat bakın bir İslam'a, bakın bir Müslümanlık anlayışına ki sen ne diyorsun? Sen şu Konya'da iki hoca kalmış, bu iki hocayı da birbirine düşürmek için malzeme buluyorsun ve bana getiriyorsun. İşte bu hoca bakış açısıdır. İşte bu Müslümanca bakış açısıdır. Bana bir Müslüman kardeşim falanca bir Müslüman hakkında bir haberi getirdiğinde ona inanmayacaksın, bu bir. Onu konuşturmayacaksın, bu iki. Hadi konuştuysa onu sen başkasına taşımayacaksın. Asla ve kat'a onun bu yapmış olduğu haram fiile vesile olmayacağız. Bu kardeşliği birbirinden koparıyor. İşte biz ne yapacağız? Tek başına kılınan namaz, cemaatle kılınan namaz. Niye arada 27 kat fark var? Ya ben tek başıma namaz kıldım, Allah kabul eylesin. Bir de cemaatle beraber namaz kıldığında 27 kat daha fazla oluyor bu ecir. 27 TL daha fazla alıyorsun. Niye? Çünkü müminler bir arada. Ve müminlerin bir arada olması gerekiyor. Peki bu birliktelik nerede olacak? İşte bu camide olacak. Biz şu camiyi hayatımıza geçirmemiz lazım. Bu camiyi hayatımıza geçirme işi iki türlü olur. Bir, camidekiler birbirlerini sevecek. İki, caminin dışındakileri camiye getirerek camide bir cemaat olma, bir beraber olma gayreti içerisinde olacağız. Hem içeridekiler birbirleriyle hem de dışarıdakiler içeridekilerle beraber bu birlikleri sağlayacak. Ben askere gittim. Askerde ister istemez Türkiye'nin her yerinden gençler geliyorlar diyelim askerlik yapmaya. Şunu ben tespit ettim. Bize cemaat derdi ki, hocam camide cemaate bir şey anlatmak kolay. Zaten adam ayağına gelmiş, o istemek için gelmiş, öğrenmek için gelmiş, ona bir şeyleri izah etmek kolay. Önemli olan dışarıdakilere bir şey anlatmaktır dediğinde ben bundan üzülürdüm, canım sıkılırdı. Yani burada bir iş yapıyoruz. Sonuçta bize bir görev verilmiş, onu en güzel şekilde yerine getiriyoruz. Bu demek değil ki dışarıdakini de ihmal edeceğiz ama niye benim bu yaptığım işi sen küçük görüyorsun diye kızardım. Hala da öyle de fakat ona biraz daha hak verdim. Dedim ki hakikaten öyle. Orada öyle arkadaşlar vardı ki adam şunu söylüyor. Ben ilk defa bir imamla konuşuyorum. Ya diyorum hiç mi evinin yanında cami yok diyor, bizim oralarda cami falan yok. Nerede oturuyorsun sen? Türkiye'nin bir yerinde oturuyor. Ama diyor ben ilk defa bir imamla beraber konuşuyorum. Bizim dışarıdaki kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Bizim dışarıdaki kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Bugün buraya bizi getiren duyguyu onlara da vermemiz lazım. Bugün bizi buraya getiren ihlası, imanı onlara da vermek mecburiyetindeyiz. Çünkü ben bir mümin olarak şunu biliyorum. Benim kurtuluşum kardeşimin kurtuluşuna bağlıdır. Kardeşim kurtulmuşsa ben kurtulmuşum demektir. Benim kardeşim kurtulmuşsa ben kurtuldum demektir. Bu böyle. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın cümlesi asla ve kat'a bir Müslümanın cümlesi olmaz. Her koyun kendi bacağından asılır cümlesi asla ve kat'a İslam'a yakışan bir cümle değildir. Bunları araştırın bakın. Bunlar Yahudi kültüründen gelen. Böyle az sözlük karıştırıp Türkçe sözlüklere bakın hakikaten öyle. Ama bak benim mesela atam ne demiş, benim dedem ne demiş? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bak bu bir hadis-i şeriften alınmıştır. Er-racul ala dini halilihi. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Felyenzur ahadukum men yuhalilu. Sizden biriniz, yani herkes kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin, bir baksın. Onun için biz ne yapacağız? Şu camiyi en güzel şekilde diriltebilmek için, imar edebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hayatımızda bir cami olacak bir kere ya. Peki hocam bu nasıl olacak? Mesela şu şekilde olacak. Telefonla beraber konuştuğumuzda, biriyle buluşacak olduğumuzda veya birine bir yer tarif edecek olduğumuzda bu cami merkezli olacak. Mesela meydanda buluşalım değil, İskender Paşa Camii'nin önünde buluşalım. Yeni Kemerkaya Camii'nin yanında buluşalım. Efendim Zeytinlik Camii'nin orada buluşalım.
Ben şimdi Hacı Kasım Camii'nin oradan geliyorum. Çarşı Camii'nin oradaki bir esnafa uğradım. Şimdi İskenderpaşa Camii'nin yanına geleceğim. Bak bu benim hayatımda cami var demektir. Ama bazen ortak bir nokta olarak bir mümin olarak biz bunları bilmemiz gerekiyor. Mesela meydanın ortasındaki bir lokantayı herkes bilir. Mesela onu ya nasıl bilmiyoruz bak onu herkes bilir. Veya efendim bir esnafı vardır çok meşhur herkes bak onun yanındayım diyor mesela. O onda hiçbir itiraz yok. Herkes orayı bulabiliyor. Fakat biz bütün telefon konuşmalarımızda bir kere şu camiyi hayatımıza nasıl sokmamız gerekiyor? Birincisi bu. Bütün telefon konuşmalarımızda birine bir yeri tarif ettiğimizde falanca caminin yanında. Ortaeser caminin yanında. İşte eski Kemalkaya caminin yanında. Falanca hastaneye gideceğim eski Kemalkaya'nın altında. Yeni Kemalkaya caminden aşağı doğruyum orada. Falanca yere gideceğim şu camiden dön o tarafa git. Nerede buluşalım? Ya karşı yakadaki camide bu Fatma Hatun Camii'nde buluşalım. Nerede buluşalım? İşte Kavak Meydanı'ndaki Hatun Hatuncuk Camii'nde buluşalım. Hep bu şekilde olacak. Çünkü benim hayatımda cami var. İki, düğünlerimizi camide yapacağız. Allah-u Teala'ya secde edilen yerlerde çocuklarımızın düğünlerini yapacağız. Nasıl olacak bu? Ya şu cami kurulalı beri Allah'a burada secde ediliyor. Ben niye çocuğumun dünya hayatındayken atacak olduğu öyle bir adım var ki daha bunun ikincisi yok. Ömrü hayatında atacak olduğu başka önemli bir adım yok evlilik hususunda. Ben niye bu çocuğumun bu adımını 5 vakit namaz kılınan, 5 vakit Kur'an okunan, ezan-ı Muhammedi'nin dinmediği bir yerde niye ben çocuğumun nikah akdini gerçekleştirmeyeyim? Gidip bir salona 15 milyar, 20 milyar para veriyoruz. Güzel camiler yapılıyor bugün. Çok güzel camiler var. Altta bayanlar, üstte erkekler şeklinde olabilecek düğünler var. Yapılabilecek olan yerler var. Niye biz bunların gayret içerisinde olmuyoruz? Bu şekilde yapmamız lazım. Bu cami bizim hayatımızda olacak. Ama maalesef biz bugün şu camileri bir devlet dairesi olarak kullanıyoruz. Gel, sıraya gir, işini hallet, işin bittikten sonra dışarıya çık. Böyle değil bizim camilerimiz. Burası Allah'ın evi. Burası Allah'a iman edenlerin evi. Yani bizim evimiz kıymetli kardeşlerim, kıymetli cemaatim. Bir kere biz bu camiyi hayatımızın ortasına getireceğiz. İşte bu mesela düğünle beraber olacak. Bir efendim verecek olduğumuz bir yemekle beraber olacak. Camide bu yemek verilecek. Hocam ya bunu bugün çocuklara anlatmak çok zor. Evet, bunu bir anda çocuğa söylemek zordur. Veya efendim ya Kur'an'la düğünlere kimse gelmiyor hocam. İster istemez hediye bekliyoruz gibi de oluyor. Bu da doğru bir bakış açısı değil. Ne yapacağız biz? Çocuklarımızın atmış olduğu bu adımı Allah'ın ve Resulünün razı olduğu bir mekanda atacağız. E bugün biz de çocuklarımızı evlendiriyoruz. Sırf benim bak çocuğuna ne güzel düğün yaptı desinler diye çocuğa gidip kredi çektiriyorum. Veya çocuğu gidip elden taksite boğuyorum. Bakıyorsunuz ki o ailede huzur olmuyor. Niye? Çocuk kazandığını taksite ödüyor. Bir sene değil, iki sene değil, üç sene değil, 10 sene boyunca çocuk taksite ödeyecek. Almış olduğu 20 milyarlık yatak odası takımını ödemesi için, almış olduğu yemek masasının parasını ödemek için, yemek masası niye alınmış? Ayda bir evi misafir gelecek de orada oturacak diye. Buna ne verilmiş? 20 milyar, 30 milyara yakın para verilmiş. E peki ben niye çocuğu bu kadar masrafa sokuyorum? Şundan dolayı. Çünkü desinler diye. Ben ne söylerim ya benim ev çocuğumun evinde yemek masası yoksa, yemek takımı yoksa ben başkalarına ne söylerim? Bakın bunu söylerken sakın yanlış anlamayın. Bir insanın evine yemek takımı alması, efendim masası alması onu cehennemin dibine getirecek diye bir şey iddia etmiyorum. Sadece bir Müslüman bakış açısı olarak, bir Müslüman olarak meselelere nasıl bakmamız gerekiyor ona dikkat çekmek istiyorum. Yani şu camide bir kere düğünlerimizi yapmak için karar vereceğiz. Bunu bir biz yapacağız, sonra kardeşim yapacak, sonra komşum yapacak, sonra falanca yapacak. Bu böyle olacak. Buluşmalarımızı camide yapacağız. Mesela canımız sıkıldığı zaman ya bir yere gidip çay içmek değil. Buraya geleceğiz, burada oturacağız 5 dakika, 10 dakika şu camide ve ondan sonra gideceğiz çayımızı içeceğiz. Yani şu camiye mesela her gün bir cami uğramam lazım. Mesela bazen öyledir. Ya hocam ben oraya her gün uğramasam beni bitti mi? Ben Kaymaklı Camii'nde görev yaptım. Orada öyle amcalar vardı. Hocam ben Değirmen Dere'ye inmesem diyor beni o gün öldü bil. Bak adam öyle bir alışkanlık değil. Oraya inecek o her gün. Ben de bir Müslüman olarak şunu söyleyeceğim. Ben her gün meydana inmem gerekiyorsa benim aynı zamanda her gün bir camiye girmem gerekiyor. Bu haftada bir olmayacak. E bir caminin içine gireceğim ya. Yani namaz vakti olmasa bile bir gireceğim içeri 5 dakika dinleneceğim ve ondan sonra hayatıma devam edeceğim. Mesela Arapların
kültürüyle bizim kültürümüz bu manada biraz çelişiyor ama bence çelişmemesi lazım. Mesela onlar da camide, mescitte yatmak gayet normaldir. Bizde normal değildir. Ama olması lazım bir Müslüman olarak. Bir Müslüman kardeşimiz şuraya geldiği zaman burada istirahat edecek. Onun istirahat yeri burasıdır. Camide yatılır mı ya, burası Allah'ın evi? Yok. Bunu kaldıralım. Bir mümin elbette gelecek, burada yatabilecek. Ha bu demek değil ki efendim burayı affedersiniz pis kullanacak, kötü kullanacak, yanlış kullanacak değil. İstirahat etmesi için burada da uzanabilecek ya. Resulullah uzanmış. İki rekat namazını kıldıktan sonra sabah namazını böyle kıbleye doğru bir iki üç dakika uzanmış. Sonra kalkmış sabah namazı kıldırmış. Ne olur şimdi burada bizim bir ağabeyimiz, bir memurumuz, bir esnafımız gelse, yorgun olduğu zaman akşama kadar ayakta, şurada bir 5 dakika 10 dakika uzansa ne olur? Emin olun bu Allah'a ve Resulüne şu mescide saygısızlık olmaz. Ama bizim öflerimize saygısızlık olur. Bunu bir şekilde kaldırmamız lazım. İki arkadaşla, üç arkadaşla buluşacağız. Nerede buluşacağız? Yeni Kemerkaya Camii'nde buluşacağız. Oturalım orada bir. 3 dakika, 5 dakika bir oturalım. Bir duralım burada. Ondan sonra gidelim bir yere, çay içeceksek çay içelim. Ondan sonra yemeğimizi yiyeceksek yemek yiyelim. Camiyi, bu cümleyi çokça tekrarlıyorum. Camiyi hayatımızın ortasına getireceğiz. Peki bu camilerin imarı nasıl olur? İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmul âhir diye bir ayet-i kerime vardır. Allah'ın mescitlerini iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerdir. Caminin imarı, dolabının, taşının, halısının imarıyla beraber değildir. Bir caminin imarı cemaatidir. Siz milyon dolarlık cami yapabilirsiniz. Milyon dolarlık caminin içerisinde eğer cemaat yok ise, o cami dışarıdan mamur, içeriden haraptır. Bu böyledir. Ha elbette belki büyük bir caminin yapılmasında bir mesaj vardır. Siyasi olarak veya başka bir meseleden dolayı. Bugün bizim eksiğimiz caminin içerisi. Biz caminin içerisini doldurmuyoruz. Bu caminin içerisine sahip çıkmıyoruz. Allah Teala'nın evine sahip çıkabilmemiz için elinden gelen gayreti göstermiyoruz. Peki nasıl göstereceğiz? İşte az önce anlatmış olduğum şeylerle beraber. Mesela dua etmek. Bizim hayatımızdaki dua şu mu? Eğer camiye gidersem, namaz kılarsam, kılmış olduğum namazın ardında eğer tesbihata kalmış isem, hoca ellerini kaldıracak, dua edecek, ben de dua edeceğim. Benim hayatımda başka dua yok. Böyle bir hayatımız mı var? Yoksa gün içerisinde ben camiye giderim, şöyle bir abdest alırım, 2 rekat namaz kılarım, ellerimi açarım, ya Rab der, başlarım istemeye. Bu böyle midir? Şu cümlemi unutmayın. Hiçbirimiz unutmayalım. Ne kadar duamız varsa o kadar müminiz. Allah'a ne kadar yalvarabiliyorsak Allah Teala ile ilişkimiz o kadar fazladır. Mesela Allah'tan neler istiyorum? Şöyle bir kağıda yazacak olsam neler yazarım? Hep böyle dünyalık mı istiyorum? Ahiretlik mi istiyorum? Dünyalık istemeyeceksin manasına gelmez bu. Elbette dünyalık da isteyeceğiz. Ama bu ahiretlik istemeyeceğim manasına da gelmez. Önce ahireti isteyeceğiz. Dünya hayatımı, ahiret hayatımı seçeneği önümüze sunulduğunda biz ne yapacağız? Ahireti tercih edeceğiz. Bu demek değildir ki dünyayı terk edeceksin. Ya sadece sıralamaya koyuyoruz. Birinci madde ahiret, ikinci madde dünya. Bundan şu çıkmaz. Bu yanlış bir bakış açısıdır. İslam bunu da yasaklamıştır. Bir insanın dünyayı mahza terk etmez. Hiç evlenmiyor, yemek yemiyor, gezmiyor, çocuk yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor, kendisini mescide kapatmış, insanlarla ilişkisi yok. İslam bunu haram kılmıştır. Biz cemaat değil, az önce anlattık, beraber olmak zorundayız. Ama ben sadece şu sıralamaya dikkat etmemiz lazım. Önce ahiret, sonra dünya. Hazreti Ebu Bekir'e sormuşlar, demişler ki ya Ebu Bekir, ya nasıl Ebu Bekir oldun sen? İmam-ı Azam Hazretleri'nin El Fıkhul Ekber adlı bir eseri vardır, orada bizim itikadımız yazar. Biz mümin olarak nelere inanmışız, nerelere inanmıyoruz orada hepsi yazar. Bizim itikat inançlarımızdan bir tanesi de şudur. İmam-ı Azam Hazretleri öyle der. Rahimahullah. اَفْضَلُ الْخَلَائِقِ بَعْدَ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَضْرَةِ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ Bütün peygamberlerden sonra yeryüzüne ayak basmış ve peygamber olmayan en faziletli insan Hazreti Ebu Bekir'dir. Bu nasıl oldu peki? Bakın Hazreti Ebu Bekir evli, çocuğu var, damadı var, gelini var, ticaret hanesi var. Yani bizim gibi bir hayatı var.
Sokakta gene fuhuş var, sokakta gene haram var, sokakta gene kumar var, sokakta her şey var. Ama bu ne yaptı da, nasıl yaptı da bir Ebu Bekir oldu? Radıyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu cümlesini bu insanlar nasıl hak ettiler ya? Nasıl yaptılar bunu? Bakın biz sahabe dendiği zaman aklımıza şu gelmesin. Elini almış tesbihini, akşama kadar camide değil bu adamlar. Cihad dendiği zaman cihada gitmiş, ticaret dendiği zaman ticaretine gitmiş, ailesiyle beraber vakit geçirmiş, bununla beraber imtihanlar yaşamış ama yine bu iltifata mazhar olmuş. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldu. Bana bu makamdan daha yüksek bir makam söyleyin de biz orayı isteyelim. Düşünebiliyor musunuz? Ahirette de dememiş bunu Cenab-ı Allah. Kitabında demiş. Şu dünya hayatı var olduğu müddetçe de bu kayıt kalacak bu ayet-i kerime bu kitapta. Bizden sonra 100 sene sonra hiçbirimiz duyulmayacağız. 1400 sene geçmiş hala onların ismi okunuyor. 140 bin sene de geçse geri Hazreti Ebubekir denecek. Dünyanın hoca varmış. Belki de Yeni Kemerkaya Camii varmış. Orada imamlar varmış, cemaatler varmış. 140 seneye geç, 100 sene sonra hiçbirimizi tanımayacaklar. 200 sene sonra zaten gitti. Daha hiç ismimiz kalmayacak. Peki bu insanlar ne yaptılar? Hazreti Ebubekir'e bunu sormuşlar. Ne yaptın? Nasıl oldu bu? Demiş ki ben ahiret işini öne aldım. Allah benim dünya işlerimi halletti. Bak bu bir metot. Uygula ve yaşa. Uygulayalım ve yaşayalım ve görelim. Peki biz ne yapıyoruz? Dünya işini öne alıyoruz. Ahiret işini arkaya alıyoruz. Hiçbir iş olmuyor. Var mı hiç hem dünyayı halleden hem ahireti hallettim diyen adamla hiç karşılaştınız mı? Yok. Ama şu ahireti bir ön plana alalım. Ya ilk madde Allah olacak Celle Celaluhu. İkinci madde dünya olacak. Tekrar vurguluyorum. Bakın dünyayı terk edeceksin demiyor. Fakat sıralamaya koyduğumuz zaman birinci sırada Allah ve Resulü olacak. İşte dualarımızda ben ellerimi kaldırdığımda ya Rab Allahümme inni es'eluke tuka. Ey Allah'ım senden takva sahibi olmayı istiyorum. Vel afafe vel gina. Ey Allah'ım senden iffetli olmayı istiyorum. Ya Rabbi senden kimseye muhtaç olmamayı istiyorum. Ya Rabbi Allahümme e'inni ala zikrike. Ey Allah'ım seni zikretme hususunda bana yardım eyle. Ala şükrike, sana şükretme hususunda bana yardım eyle. Ve ala husni ibadetike, ve sana en güzel şekilde ibadet etme hususunda bana yardım eyle ya Rabbi. Şu secdeye vardığımızda ya Rab, göz yaşı dökebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bu şekilde dua et, ondan sonra geldik ya Rab, ticaret harbi bereketler ver. Çocuğumun şöyle bir sıkıntısı var ya Rabbi, ona sen kolaylıklar ihsan eyle. Hanımıma sağlık, şifalar ihsan eyle. Çocuklarıma kolaylıklar ver ya Rabbi. Borçlarımı ödemekte bana kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ahireti öne al, dünya işlerini Allah halledecek. Bu böyledir. Mesela eski hocalar niye hoca olmuş? Niye çocuklarından mesela, tabi istisnalar vardır. Niye onların çocuklarından Allah'a isyan edenler olmamış? Veya son zamanlarda niye hocaların çocukları yoldan çıkar olmuş? Bunun sebebi bence bu. Çünkü biz hocalar olarak öncelikle ümmetin çocuklarıyla ilgileneceğiz. Öncelikle ümmetin çocuklarıyla ilgilenmek zorundayız. Benim derdim o olacak. Ben şunu bileceğim. Benim çocuğumun ahlakı benim cemaatimden çocuğumun ahlakına öğrettiğim kadardır. Ben eğer görevimi bu şekilde yerine getirmezsem ben çocuğumla ne kadar uğraşırsam uğraşayım o netice vermeyecektir. Bu illa hocayla alakalı değil. Bir ticarethanede de böyledir. Sizin ticarethanenize bir müşteri geldiği zaman ticarethane sahibi olarak şu kararı vereceksiniz. Vereceğiz. Önce benim kar etmem değil, müşterinin kar etmesidir önemli. O zarar etmeyecek. Ama eğer ben bir ticarethane olarak öne ben nasıl kar ederim onu koyar, karşı tarafı nasıl zarar ettiririm veya karşı tarafın karı ikinci planda dersek bu bizi zarara getirecektir. Ama bu demek değil ki ya 5 liralık aldığım mal adamı 3 liraya ver demek değildir bu. Bunu yanlış anlamayın. Sadece gaye şu. Buraya gelen müşteri bana güvenecek.
ve ben bir Müslüman olduğum için onun kâr etmesi için gayret göstereceğim. Ya şu malzemeyi ben kullanmazsam, bunu kullanmayı ben kendime layık görmüyorsam ve bu yarın bana bir zarar getireceğinden dolayı ben buna el uzatmıyorsam, müşteri için de aynı şey geçerlidir. Eğer bu şekilde olursa benim çocuğum düzelecek, bu şekilde olursa benim kârım düzelecektir. Öğretmen kardeşlerimiz de öyle. Ne yapacak benim öğretmen kardeşim? Diyecek ki önce ben şu sınıftaki çocukları yetiştireceğim. Ondan sonra Allah Teala bak benim çocuklarımı yetiştirecek. Bir müteahhit ne diyecek? Önce kendi evim değil. Önce bana parasını emanet eden, toprağını emanet eden insanların evleri için gayret edeceğim. Ondan sonra kendi evim için uğraşacağım ki kendi evim için atmış olduğum bir adım Allah'ın sayesiyle beraber 10 adım olacak. Bu böyledir. Eskiden böyle hocaların çocukları zalim olurdu gibi sözleri yoktu. Niye? Çünkü o hocaların şöyle bir gayesi vardı. Önce ümmetin çocukları. Benim çocuğum değil. Önce ümmetin çocuğu, sonra benim çocuğum. Peki soruyorum. Bir işi sen yüklenmişsin. Bir işi de Allah yüklenmiş. Celle Celaluhu. Hangisi daha iyi gider? Allah Teala'nın yüklendiği. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu duayı da öğretmiş. Allahümme ehdina fîmen hedeyt. Ey Allah'ım. Kendisine hidayet verdiklerinin yolunda bize de hidayet ver ya Rabbi. وَتَوَلَّنَا ف۪ي مَنْ تَوَلَّيْتْ Ah işte burası. Ey Allah'ım! İşlerini yüklendiğin insanlar var ya, ya Rabbi bizleri de onların grubuna dahil eyle ya Rabbi. İşte ben ahireti öne alırsam, Allah Teala Hazretleri de benim işlerimi üstlenecek. Bu böyledir. Hazreti Ebu Bekir böyle yapmış, bir Ebu Bekir olmuş. Bu zor değil. Bir yerden başlayacağız. Yolda giderken ticarethanede Ezan-ı Muhammedi'yi okundu. Ya önce bir namazı bir kılalım. Ondan sonra ticarete devam edelim. Ya önce şu ahireti bir ön plan alalım. Ondan sonra bu böyle olsun. Şimdi altın ticaretinde, ben kendim yaşadım burada. Altın ticaretinde mesela asıl olan nedir? Sarf akdinde şu para mı kardeşim? Bu parayı ben sana verdim. Altını bana vereceksin. Kural budur. Parayı ben sana verdim. Altın bu tarafa gelecek. Bunu ben yarın veririm. Sonra veririm. Şöyle olur, böyle olur yok. Yedin bir yedin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi gittin bir kuyumcu kardeşe dedin ki efendim ben ne yapacağım? Altın alacağım. Ne kadar altının fiyatı? İşte 5 milyar hocam senin borcun 5 milyar ama biz bu bileziği 2 gün sonra yaptıracağız. Şu an elimizde yok. 5 milyar üzerinden anlaşıyorsun. Yarın gidiyorsun para vermemişsin. Malzemeyi almamışsın. Ne oluyor? 2 gün sonra gidiyorsun altının değeri saniyeden saniye artıyor çıkıyor. Ne olacak? O günün kuruna göre hesaplayacağız onu. Kural bu. Ben şimdi gittim bu şekilde bizim akrabamızdan biri, bir teyzemiz var, yaşlı bilmiyor. Yardımcı oldum ona. Dedim ki böyle böyle bu teyzemi şunu alacak, tamam şu kadar 5 bin. Yarın geldik. Dedim ki dur, benden bu parayı almayacaksın. Bir daha hesapla, ben ondan sonra vereyim sana. Ya hocam sen bana güvenmiyor musun? İş buraya geldi. Şimdi bana diyor ki hocam sen diyor parayı ver, ben diyor bileziği yaptırdığımız yere diyor vereyim şeyi, parayı da bizim bileziği hızlı yapsınlar. Dedim yok, altını getir, parayı al. Kural budur. Her neyse biz gittik geldik kur hesaplandı 50 lira da bizim teyzenin cebine kaldı. Ben niye bak şunu söyledim o esnafa ya dedim ağabey. Ya Resulullah böyle demiş. Ya onun dediği olsun. Hem vallahi hem billahi bak Allah'a yemin ederek söylüyorum sana. Böyle boş şeyleri de yemin edilmez ama yemin ederek söylüyorum sana. Sana güvenimle alakalı hiçbir problemim yok. Benim gayem ya Allah Resulü dediği olsun zaten her işte yapamıyoruz bunu. Bari şurada olsun bak sen beni tanıyorsun ben seni tanıyorum. Bari burada olsun. Bu alışveriş Allah ve Resulü'nün istediği şekilde olsun. Ya bir düğün yapacağız. Hanım, şu çocuklara bir düğün yapacağız. Evet. Ya bu ömürde bir defa. Bunun ikincisi yok. Ya gel şunu Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yapalım. Ne olur? Bir kere olacak mı? Sonradan pişmanlık fayda vermeyecek. Kim ne derse desin, ağabey ne derse desin, amca ne derse desin, komşu ne derse desin, bunun hiçbir önemi yok. Gel bizim evlatlarımızın düğünü elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah diyerek başlasın. El Fatiha diyerek bitsin. Biz düğünü bu şekilde yapalım. Bir kere de Allah'ın dediği olsun. Bakın bu söylediğimden sakın şunu anlamayın. Ben bunu tekrar tekrar söylüyorum. Vaiz olmamıza sebebiyle bunu çok yaşadık. Düğününü çalgılı yapan adam cehennemin dibine gidecek diye bir şey söylemiyor. Öyle bir iddiam yok. Şöyle düğün yapanlar böyle yapacaklar, şöyle yapacaklar diye de bir gayretim yok. Sadece ben hayırlı olana tavsiye etmekle görevliyim. Ben sizi hayırlı olana tavsiye ediyorum. O dengeyi kendiniz kuracaksınız. Kendimiz kuracağız.
Allah ve Resulü'nün dediği var, bir de benim örf, adet ve geleneklerimin dediği var. Bu ikisi yan yana geldiği zaman ben hangisini tercih edeceğim? Önemli olan burası. İşte biz ne yapacağız? Ahireti ön plana alarak bu hayatı en güzel şekilde düzenleyebilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ne söyledik biz? Dualarımızla beraber. Mesela bize söyleseler ki şu kürsüye çık, bize şu kürsüde Trabzonspor'u anlatacaksın deseler ne kadar konuşabiliriz? Yarım saat, bir saat konu. Ben de konuşurum yani. Konuşuruz. Peki çık bakalım şu kürsüye, bize Allah ve Resulünü anlat. Yarım saat boyunca konuşabilir miyiz bize? O kadar malumatımız var mı? O kadar derdimiz var mı? Veya bir kardeşimizle beraber bir araya geldik. Ailemizde bir problem var. Bir bakıyorsunuz ki adam saatlerce bu derdini anlatabiliyor. Saatlerce. Her gelene onu anlatıyor. Hiç bıkmıyor adam. Demiyorsun ki ya bu adam bıkmaz mı bir insan ya? Seni iki saat sonra bir daha görüyor, aynı şeyleri bir daha anlatıyor. Üç gün sonra seni görüyor, gene aynısı. Niye? Adam bir kere bir darbe yemiş kardeşinle. Veya bir şeyden, veya bir yerde para kaybetmiş. Veya bir derdi var. Bunu saatlerce anlatabiliyor. Bunu defaatle anlatabiliyor. Ona desen ki, ya kardeşim bunu bana daha dün anlattın. Daha bana bunu niye anlatıyorsun dese, der ki ya ben sana bunu anlatmış mıydım? Çünkü onu anlatmış saymaz artık. Peki ben İslam ile alakalı konuştuğumda, Kur'an ile alakalı konuştuğumda bu şekilde dertli olabiliyor muyum? Olabilecek miyim? Çocuklarıma, aileme bunu verebilecek miyim? İşte burası önemli. Mesela bizim bu konuda derdimizin olup olmadığının en büyük miyarı, en büyük mistakı, en büyük göstergesi budur. Ya benim İslam'a yakınlığım ne kadar? İslam'la alakalı yarım saat konuşabiliyor musun? Tamam. Bu şekilde kıyas yapacağız. Mesela ben şunu da iddia ediyorum. Ölürken ne diyeceksiniz? Mesela ne deyip de öleceğiz? Bunu bir kontrol edelim mi? Ben size bir taktik vereyim. %100 tutmayabilir ama bir taktik olsun bu. Mesela birisi sizi korkuttuğunda ne diyorsunuz? Birisi sizi korkuttu. Allahu Ekber ya. Ne yapıyorsun? La ilahe illallah mı diyorsun? Yoksa başka şeyler mi söylüyorsun? Eğer başka şeyler söylüyorsak durumu mahir. Çünkü Azrail'i gördüğümüzde öyle pek güzel şeyler olmayabilir. Çünkü farklı bir şey göreceğiz. İnsan gibi olmayan farklı bir varlığı, bir yaratığı göreceğiz. Doğru mu? Şimdi o bizi korkutabilir. O bizi korkuttuğunda Allahu Ekber, La ilahe illallah mı diyeceğiz? Yoksa biri bizi korkuttuğunda ağzımızdan kötü bir kelime mi çıkıyor? Bak bir insan zaten onu söylerken gayri ihtiyari bunu söylemiş. İsteyerek söylemez. Hatta kötü bir kelime bile söylerse der ki kusura bakma kardeşim yani bu gayri ihtiyar oldu, bilerek olmadı. Tik yapan mesela tik. Adamın tiki var. Ne yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Adam kötü şeyler söylüyor. Niye? Ben öyle adam gördüm. Adam Allah diyor. Adamın öyle bir şeyi var. O da öyle alıştırmış kendisini. Bu alışma meselesidir. Bakın ben size bir ölüm anlatayım. Benim bir doktor abim var. Bu diyaliz hastaları var biliyorsunuz. Diyalize bunlar kimileri ayda bir gidiyor, kimileri her gün gidiyor. Farklı farklı. Diyor ki bizim de bir diyaliz hastamız var diyor. Bu diyaliz hastası diyor geldi. İyi de bir amcamızdı diyor. İtikatlı birisiydi. Tam böyle masaya onu tutturduk. Diyalize bağlayacağız onu durun dedi. Geliyorum ya Rabbi kabul eyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dedi diyor adam gözlerini kapattı. Şimdi şu ölüme bir bakar mısınız ya? Bunu her anlattığımda tüylerim ürperir. Şu ölüme bir bakar mısınız? Bu adam nasıl bir hazırlık yapar? Uyandırsak onu da söylese bize yani. Desek ona bir amca uyan da bize şunu bir anlat. Nasıl yaptın bunu diye? Nasıl becerdin bunu? Bu ne kadar büyük bir mertebedir biliyor musunuz? Allah hepimize bundan daha iyisini nasip eylesin inşallah. Peki bu nasıl olacak? İşte bu hazırlıkla beraber olacak. Camiyi hayatımızın merkezine alarak olacak. Ahireti hayatımızın merkezine alarak olacak. Sünneti hayatımızın merkezine alarak olacak. Bu şekilde olacak. Bu şekilde bir ölüm istiyorsak çok sevindiğimizde ne diyoruz mesela? Çok iyi bir haber aldım. Mesela ne yapabiliyoruz? Hemen secdeye gidebiliyor muyuz? Bismillahirrahmanirrahim deyip secdeye gidebiliyor muyuz? İşte bu şekilde hayat tarzlarımızı bu şekilde kararlaştırarak bu şekilde en son neticeyi kıyas edebiliriz. Mesela Trabzon'da şöyle bir proje yap. Ben kardeşim Trabzon'daki bütün camilerde namaz kılacağım. Bazen teravihlerde bu böyle oluyor. Mesela bazı amcalar diyor ki 30 gün boyunca farklı camide kıldım. Bak bu ne kadar güzel bir şey. Mesela ben Trabzon'un şu meydandaki bütün camileri biliyor muyum?
cami imamlarıyla beraber tanışmış mıyım? Cami imamları derken, cami imamların şahsiyetlerini kastetmiyorum. Cami imamların makamını kastediyorum. Bir imamla ticaret yapmamışsınız, bir oturup yolculuk yapmamışsınız, ailevi paylaşmamışsınız. Bunu tanımıyorsunuz. Ama bu adam imam. Bu adam caminin içerisinde bulunan birisi. Yani caminin bir cüz'ü, caminin bir parçası. Benim onu tanımam lazım. En azından ismini bilmem lazım ve onun da benim ismimi bilmesi lazım. Bu böyledir. Ama bizim genelde yarışımız nedir? O ben falanca kimseyi tanıyorum, o orada benim de adamım var, o da beni tanır. Ben de onu şuradan şöyle tanırım, o öyle bir siyasettir, benim ondan haberim vardır. Hep gayremiz, gayretimiz budur. Ama mesela şöyle bir şey dememiz lazım. Şu meydanda kaç tane cami varsa, o caminin bütün imamları beni tanır. Bu ne demek? Ben camiye gidiyorum demektir. Tekrar söylüyorum, bu imamın şahsiyetiyle alakalı bir durum değildir, makamıyla alakalı bir durumdur. Mesela burası bir camidir. Cami ne demektir? Bir araya toplayan demektir. Sadece bedenleri bir araya toplayan mıdır? Hayır, fikirleri de bir araya toplayacak. Burası bizim bir hafta içerisinde öğrenmiş olduğumuz yanlış bilgileri imam ne yapacak? El-cami olarak, yani bir araya toplayan kimse olarak o bütün bilgileri toplayacak, güzel bir şekilde paketleyecek, bizi öyle yollayacak. İmamın görevi budur. Çocuk ne yapıyor mesela? Camiye ay yaz geldiği zaman diyelim, bir ay iki ay geliyor. Çocuk 10 ay boyunca ne öğrenmiş? Camiye geldiği zaman bunların hepsi güzel dizayn edilecek, şekillendirilecek. Cami olan caminin imamı bunları bir araya toplayacak. Eğer bunları biz yapmıyorsak, bu görevi yerine getirmiyorsak, bu caminin görevi yerine gelmiyor demektir. İşte biz bu caminin bir parçasıyız. Bu caminin ilk parçası imamıdır, sonra cemaatidir. Bir cemaat olarak biz de ne yapacağız? Dışarıdaki olan kardeşlerimizi buraya getireceğiz. Onları bir araya toplayacağız. Ve şunu bileceğiz, benim kurtuluşum kardeşimin kurtuluşuyla beraberdir. Kıymetli Müslüman ağabeylerim, ben şuna inanıyorum, biz bu işi başaracağız. Allah'ın rızasına uygun bir hayatı yaşayıp da şu dünya hayatından öyle göç edeceğiz. Ben öyle inanıyorum. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Fakat bunun için sadece ve sadece Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu işe koyulmamız lazım. Cenab-ı Allah bizi burada bir araya topladığı gibi cennette de bir araya toplayacağına ben inanıyorum. Ve biz bu gayret içerisinde olursak, bu gayreti en güzel şekilde dert edinirsek, dünya ve ahiret dengesini bahsettiğim gibi önce ahiret, sonra dünya şeklinde kurarak bunu yapacağız ve başaracağız. Allah Teala Hazretleri bu itikadı, bu inancı bizlere nasip eylesin inşallah. Camiyi bir hayat çerçevesi içerisinde, hayat bulunan yer olarak bilebilmeyi Allah bize nasip eylesin. Sadece ölen kimsenin geldiği yer değil, hayatın bulunduğu, hayat bulunan, insana hayat veren, insana dünyayı ve ahireti öğreten, insanın her öldüğünde yeniden dirildiği yer, bir hayat veren mekan olarak bilebilmeyi, öğrenebilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olarak bizlere en büyük örnek olan sahabi efendilerimize Cenab-ı Allah ihsan etmiş olduğu dünya ahiret dengesini bizlere de nasip eylesin. Cenab-ı Allah dünya ve ahiret dengesini kurabilmeyi bizlere nasip eylesin. Sahabe-i kirama ihsan etmiş olduğu Allah ve Resulüne yapışma, ona itikad etme, onun sünnetine sarılma itikadından, imanından, aşkından Cenab-ı Allah bizleri de hissedar eylesin. Bizi Allah ve Resulünden uzaklaştıracak, bizi camiden uzaklaştıracak, bizi bizden uzaklaştıracak her türlü itikattan, inançtan, hasetten, kibirden, yalandan Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza buyursun. Allah Teala Hazretleri şu mübarek günde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır namına ondan neler istemiş ise o bütün hayırları bizlere nasip eylesin. Hangi şer ve musibetlerden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala'ya sığınmış ise o bütün şer ve musibetlerden Cenab-ı Allah bizleri muhafaza eylesin. Rabbi, ya Rabbi, senden son niyazımız şudur ki bizleri burada bir araya topladığın gibi mahşer gününde böyle ellerimizi kaldırıp ya Rab
Biz sana iman ederek geldik. Seni bilerek geldik. Gönderdiğin kitaba iman ederek geldik. Gönderdiğin Resulüne iman ederek geldik. Şu an içerisinde bulunduğumuz bu mahşer gününe iman ederek geldik ya Rab. Biz daha senden başka bir şey istemiyoruz ya Rabbi. Sen bizden razı ol diyebilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Bize bu sözü söyletecek amelleri şu dünya hayatında yapabilmeyi Allah hepimize nasip eylesin. Bizden razı olduktan sonra toprağın altına varabilmeyi Allah nasip eylesin. Allah bizi tam, kamil bir mümin kılarak huzuruna alanlardan bizleri eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ve salavat.